Evet sevgili dostlar, sponsorlarımız golva.com ve Kayseri Özel Mimars Hastanesi'nin katkılarıyla hazırlanan videomuzda hepiniz hoş geldiniz safalar getirdiniz. Ara ara yaptığımız üyelere özel soru postu yine açıldı. Üyeler sorularını sordu. Ben de elimden gelince cevaplayacağım. Eğer kanaldaki abone arkadaşların video izleme performansı, reklam izleme, reklam tıklama performansı falan yüksek olursa bu videoyu belki de e, abonelere de açabiliriz. Evet, zaman kaybetmeden sorulara geçelim. Ali Koç ve Jorge Jesus birlikte devam etme ihtimali yüzde kaçtır? Şimdi şunu söyleyeyim. İnşallah Fenerbahçe hem lig hem kupa şampiyonu olsa Ali Koç'la ve Jesus'la devam edilse bu zorunuza gider mi? Gitmez. Hepiniz aynı cümleleri söylersiniz. Oh çok iyi oldu diye. Ee, bu ihtimal var ama hele birazcık ligin akıbeti belli olsun. Onu söyleyeyim. Ha şunu söyleyeyim. Ali Koç kesinlikle devam edecek. Ne olursa olsun devam edecek. Ama Cezusa devama bakacağız. Cezusun İsmail Kartal'ı yardımcı yapma ihtimali yüzde kaç? Jorge Jesus'a bir Türk yardımcı düşünülüyor. Bu çok ciddi bir şekilde düşünülüyor. Ee, bunun e, hani görüşmesi de yapıldı olabilir dedi. Ama İsmail Kartal biraz inat ediyordu. Ben ikinci adam olmam. Yok ikinci adam olursam şöyle olur, böyle olur falan diye. Ama belli olmaz. Belki de inadı kırılır. Transfere en yakın olduğumuz oyuncu veya oyuncular kimler? Şu anda arkadaşlar, hani üstüne ısrarla basa basa söylediğim isimler var. Şu kadar milyon euro, şu kadar e, şu bu diye tekrar tekrar aynı sorulara cevaplamak istemiyorum. Hani videolarda mevcut, bunu da böyle söyleyeyim çünkü bu da kolaya kaçma oluyor. Yani videolarda açık açık diyorum şu 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 diye. Hani e, biraz da videolar izlesinler, boşver. Volkan Demir'e yardımcı hoca olabilir mi? Yok. Kesin olarak olmayacak. Onu söyleyeyim arkadaşlar. Gelecek sezona dair tahmini bir 11 yedekler yazar mısınız diye. Bu beni tuzağa düşürme sorusu da olur. Hani ben size tahmini 11'im yedekler şu desem %80 hatta %90 ihtimalle tutmayacaktır. Belki de hani tek tek isim isim versem belki 5 kişi anca tutacaktır. Çünkü transfer dediğiniz olay Hani şunu kafaya koyduk, gidip kesin bunu alacağız diye bir olay değil. Ha e, Firmino, Hakim Ziyek gibi isimler düşünülüyor mu? Çok ciddi düşünülüyor. Ama becerebilecek miyiz? Ya da sıralamaya göre. Mesela Fenerbahçe'nin şampiyon olduğu bir sıralama düşünün. Firmino'yu getir forvete. Sağ kanada getir Hakim Ziyek'i. Sol kanada inanılmaz bir isim getir. Merkeze Dybala'yı çek. 12 milyon euro bon servisini ver. Şampiyonlar Ligi'desin şöyle böylesin diye. Hani anlatabiliyor muyum demek istedim. Bir de öbür kötü senaryo var. Kötü, kötü senaryo hiç aklıma getirmek istemiyorum. Yönetim tribün liderleriyle bir görüşme yapar mı? Yaptı diye biliyorum. Her tribünden ayrı bir ses. Gol yedikten sonraki o suskunluk, futbolcuları ıslıklamak gibi olayların yaşandığı için takım Kadıköy'de deplasmanda gibi oynuyor. Hakemi, rakip futbolcuları baskı altına almak için bir çalışma olur mu? Şimdi ben kimsenin adamı değilim. Önce onu belirteyim. Fakat ben e, Fenerbahçeli Mustafa hocayım ve Fenerbahçe menfaatleri gereği herkesi karşıma alırım. Genç Fenerbahçeliler e, toplu birlik kombine istiyor. Parasını verip istiyor. Ali Koç'a ve yönetime diyor ki parasını biz verelim. Kale arkalarını bize tahsis et. Fenerbahçe yönetimi nao na diyor. İşte en büyük hatayı da burada yaptı. Şimdi kale arkalarının iki kale arkasında genç Fenerbahçe üyelerine kombin olarak satıldığını düşünün. Araya başka takım taraftarı giremez. Araya Sevilla'yı tam eleyecekken madde atanlar giremez. Araya takım çok iyiyken bile yönetim istifa diyenler giremez. O da söyleyeyim. Ha hocam ama takım kötü giderse de toplu birlik tezahürat yaparlar. Yani bir zahmet. Takım kötü giderken de yapsınlar yani. Üniversite sınavına hazırlanıyorum. Videolar izleyemiyorum. Gazprom anlaşması olur mu? Şimdi gördüğüm kadarıyla Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe. Üçü de farklı gaz firmalarıyla anlaşacak. Hani Gazprom, Sokar, Tüpraş gibi markalar var. Bence Fenerbahçe en son anlaşmayı imzalayacak. 3 takım da gaz firmasıyla anlaşacak gibi geliyor. Çünkü hani Karadeniz'de doğal gaz bulundu diyorlar. Ee, hani Türkiye kendi doğal gazını kendi üretecek diyorlar. Avrupa'da Rusya krizi var. Hani e, Azerbaycan üzerinden gelen Bakü Ceyhan boru hattı olayı falan var o doğal e, doğalgaz nereye gidecek nasıl yapılacak çok çeşitli sorular var ama en son Fenerbahçe imzalar gibi geliyor transfer konusunda Selahattin Makin'in artık görev yapmayacağı oraya başka bir profesyonel getireceği iddiası var zaten Selahattin Makin'in görevi yok ki yani Operasyon direktörü var Marco Branco, Mario Branco. O gidip gerekenleri yapıyor, gereken görüşmeyi yapıyor. Yönetimle katılmak isterse öyle katılıyor. Bunda bir şeylik yok. Jesus devam ederse yine operasyon direktörü devam eder. Jesus o kadar iyi isim varken Gustavo Henrique gibi sürpriz yapmaz değil mi? Çok güzel bir soru. Şimdi Gustavo Henrique'den önce Nino'ya biz teklif götürüyoruz. 5 milyon euro istiyorlar. Biz 3.5'a verseler Nino'yu alacağız. Vermedikleri için biz de biraz inat ediyoruz. Jesus diyor ki benim o zaman taktik hani A planı değil de B planı. B planı olmasa C planı oynatabileceğim. Gustavo Henrique var. Yavaş bir oyuncu ama üçlü savunma oynatırsam tıpkı ön libero gibi ortada kalabilir. Yanındaki sağındaki solundakini hızlı stoperlerden oluşturursak da açığını kapatırlar diyor. Olay bu. Haliyle de Gustavo Henrique transfer edilmiş olur ama bu sezonki transferler yani bir tık öte. Hani e 6'yı aldık birçok eleştiri var ama alacağımız futbolcu 6-7 milyon euro ayarında yani. En az o bonservislerde. Yeni sezonda kaç tane yabancı gider? Sirkülasyon söyleyeyim size şu an 16 tane sirkülasyon bekleyin. Gelen artı giden 16 yazın bak. Yani Mayıs ayında söylüyorum. Jesus'u yabancı bir stoper düşünüyor mu? Kesinlikle yabancı birkaç stoper düşünülüyor. Ee, görüşme yapılan stoper var mı? O konuda bir şey diyemem. Belki bilgim yoktur. Belki de söylememem gerekiyordur. Bir şey diyemem. Ama e, bir değil iki stoper bekleyin. İki tane Kim Minji'yi bekleyin arkadaşlar. O kadar söyleyeyim size. Stoperler temaslı, sert, hızlı seçilmesine özen gösterilecek. Ee, Giresun Spor, bizim maç öncesi teknik direktör değişimi, maçın nasıl izleyip göreceğiz. Stoperde en ciddi aday adaylar kimler? Bunu söyledim. Atilla Senayi'nin 20'ye satılma ihtimali var. Bilginiz olsun. Saido Mane, Firmino, Mane'yi beklemiyorum ama Firmino hani olursa en ciddi aday biziz. Ama alamazsak da yani taraftar artık. Yani şunu söyleyeyim Firmino gurur meselesi gibi bir şey oldu. Rogon Rogon Rogon. Al sana Rogon. Hadi bakalım. Gibi bir şey oldu. Diyelim ki Jesus gitti. Onun yerine Ali Koç bir tane daha A plus hocamı getirir. İsmail Kartal'la mı sözleşme imzalar? Mükemmel bir soru. Sonuca bağlı. Jesus şampiyon yaptı bıraktı gitti. İsmail Kartal'la devam. Jesus yapamadı. Ee, şöyle oldu böyle oldu. O zaman şekillenir ama şu an için Jesus'ta devam planı hakim. Kadrodan gidecek oyuncular kimler? Sözleşmesi biteceklerden hangileri devam edecek? Bir, bir soruda iki soru birden var. Bir soru hakkınız vardı. Ayrı ayrı yazsaydım. Ama ben buna cevabı sonra vereceğim. Şikirter K ayarında stoper bekleyin. Önümüzdeki sene için stopere yabancı sağlam isim. Evet. E, Perez de baba bir stoper olabilir mi? Luan Perez de olabilir. Şampiyon olamasa Koç gider mi demiş. Yok. Bence Cesur'da devam edilmeli. Sizce demiş. Ben sonuç odaklıyım. Sonuç bir gelsin ondan sonra konuşuruz. Hani buna ayrı bir yayın yaparız. Merak etmeyin değerlendirmeyi. Ön görüşme yapılan futbolcular. Ee, bildiğiniz isimler ama bu Ryan Kent falan filan kesin olarak alındı diyorlar. Asla kesin olarak alınmadı. Birisi Saydo Mane kesin Fenerbahçe'de diyor. Asla böyle bir şey yok. Hatta ben Saydo Mane'nin Fenerbahçe'ye gelme ihtimaline %1 anca veririm. Onu da söyleyeyim. Kentli anlaşmışı sordu. Kaleci sağ stoper sol bek 8 numara sol kanat santrafor bölgelerine transfer olur mu? Ee, buna duyumu yazılı olarak verdim cevabı. Gelecek sezon yeni bir sportif direktörle anlaştı. Sportif direktör beklentimiz yok. Eğer Jesus ve ekibi giderse o zaman sportif direktör bekleyin arkadaşlar. Ama Jesus ve ekibi giderse. En az kaç transfer yapacağız yeni sezonda? Sirkülasyon 16. Ben gelen 8 falan bekliyorum. Bir de transferde market, market durumu önemli. Mesela Atilla Salah'ı 20'ye satabilirsin. Ferdi da satabilirsin. Satmaya da bilirsin. O 12'ye satabilirsin. Bak 12'ye satabilirsin. Satmaya da bilirsin. O yüzden biraz bekleyelim. 15 Mayıs'tan sonra netleşir. Dünya çapında yıldız transferi hangi oyuncular? Dünya çapında ben size şunun garantisini vereyim. Fenerbahçe şampiyon olsun ya da olmasın 3 tane sizin hepinizi tatmin edecek oyuncu gelir. Mesela bir Cao Pedro ya da onun üstünde ayarda futbolcu gelir. Gelecektir de. Ama sizi tatmin edip etmemesi konusunda ben tereddütlüyüm. Niye? Pedro'yu Galatasaray isterken mükemmel futbolcu diyordunuz. Pedro'yu Fenerbahçe alınca bunu mu aldık oluyor. O yüzden size güven olmuyor. Yani sizin bir lafınız bir lafınızı tutmuyor. Icardi Fenerbahçe alacak olsa dersiniz ki bu kadar skandalı var. Karısı şöyle yapıyor böyle yapıyor. Adamın derdi futbol değil kafası şurada burada. Galatasaray alınca bak yıldız oluyor. Abu Bakar'ı Fenerbahçe istediği zaman diyor, diyorsunuz ki kronik sakat, şöyle sakat, böyle sakat. Buna bu para verilmez. Beşiktaş dışında oynamaz. Beşiktaş alınca diyorsunuz ki niye biz almadık? Yani sizin ipinizde kuyuya inilmez arkadaşlar. Ben sizin üzerinizden örnekleme yapmayacağım ama şunu söyleyeyim. Transfer market değeri 10 milyon euro ve üzeri olan ya da yakın dönemde bu şeyde olan en az 3 transfer bekleyin. Beknaz Galatasaray altyapısında e, o arkadaşı ben izledim beğendim de inşallah haberler doğrudur. Hani e, bir yerden teyit ettirmedim açıkçası ama inşallah haberler doğrudur. O kadar söyleyeyim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi herkesin sorusunu cevapladık. E, yani kimse de benim sorumu cevapladın cevaplamadın diyemez. Herkesin sorusunu cevapladım. Size ben bir bomba vereyim. Arkadaşlar bakın yanlış yere odaklanıyorsunuz. İşin siyaset boyutu var. Seçim boyutu var. Ee, döviz kuru boyutu var. Bunların hepsi belli olduktan sonra birçok şey değişebilir. Yani e, ee, Derbi de maç bizim. Galatasaray Tunç Holding. 66 Fenerbahçe 75. Tebrikler. Takım. Emeklerinize ve yüreklerinize sağlık. Bak ne güzel bir gün oluyor maşallah. Yani seçim sonrası dolar atıyorum dolar 30 lira oldu. Nasıl transfer yapacaksın? Ya bana açıkla, izah edin. Nasıl yap Ya Fenerbahçe üzerinden taş, Beşiktaş, Galatasaray, Trabzon hepsi küçülmeye gidecekler. Bakın Trabzonspor akıllandı. Gidip şimdi 3-5 tane genç potansiyeli potansiyelli futbolcu düşünüyorlar. Haberiniz olsun. Fenerbahçe'de de bu olacak durum. Ama araya yıldızlar sıkıştırılacak. Bunun ben garantisini vereyim arkadaşlar. Ee, yani bunları söyleyeyim. Bir müjde de şunu söyleyeyim. Sağ kanat ve sol kanat. iki futbolcu da bak ısrarla söylüyorum. Ya Premier Lig'de oynamış ya da Premier Lig'de oynayan futbolcular ya da İng İngiltere bağlantısı olan futbolcular olması niyetleniyor. Ee, her iki futbolcunun da bu şekilde olma ihtimaline ben şu an itibariyle, Mayıs itibariyle %70'in üstünde garanti veriyorum. Hani şu an her şey çok güzel ilerliyor. Gayet güzel ilerliyor ama e, durum sıkıntı. Hakim Ziyek konusunda bana çok soruyorsunuz. Hocam 6,5 milyon euroya sen inanıyor musun? Ben inanmıyorum ama küçük bir nüans var. Çok küçük bir ayında var. Bak şu ayının da 3,5'a geleceğine ben inanmıyordum. Ben duyumu verdim. 3,5'a bizde diyorlar ama ben inanmadım dedim ya. 3 buçuğa falan vermezler. En az onu isterler falan dedim. Bekleyip göreceğiz. Ama e, bir Firmino, bir Hakim Ziyek, bir sol kanada premierlik geçmişi ya da şeyi olan bir futbolcu. Bir de merkeze güzel bir futbolcu olsa tadından yenmez. Benim aktaracaklarım bu kadar. İnşallah bu videoyu beğenirsiniz arkadaşlar. Görüşmek üzere.